Gel abi görüyorsun değil mi burayı? Bak komple. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Cuma akşamı saat 21.06'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Bir önceki depremde hasar gören evlerin yeni depremle birlikte hasarları arttı ve bazı evlerde ise ağır hasarlar oluştu. Depremin merkez üssü olarak kayıtlara geçen Pütürge'ye bağlı Çayköy Mahallesi'nde de birçok evde derin çatlaklar oluştu. Malatya Valiliği yaptığı açıklamada depremde Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören iki evde Pütürge ilçesi Gözlüce, Aslankent, Esencik, Taştepe, Tepehan ve Öğrencik mahallelerinde toplamda 20 evde ağır hasar olduğunu belirtti. 24 Ocak Sivrice depremi sonrası kendilerine verilen çadırlarda kalan vatandaşlar 6.8 şiddetindeki depremden daha çok sallandıklarını söyleyerek dışarı kaçtıklarını dile getirdiler. Deprem anında oturuyorduk. Kendimizi aşağı attık. Tabii çocuklar çok korktular. Çok şiddetliydi. 5 nokta diyorlar ama üstüydü. Bence 5 noktadan daha fazlaydı. Onun için evlerde son derece yıkık bir halde. Yani oturulmaz bir halde. Son derece perişanız. Çayköy Mahallesi Muhtarı Aziz Murat da deprem anında evde olduklarını ve sarsıntıyla birlikte hemen dışarı kaçtıklarını söyleyerek daha sonra köyde incelemelerde bulunduklarını, bazı mahallelerdeki konutlarda çatlaklar oluştuğunu ve can kaybı olmadığını ifade etti. Ben evde oturuyordum. Çay içiyorduk çocuklarla beraber. Aniden bir sarsıntı oldu. Sarsıntıyla beraber biz artık neyin ne olduğunu bilmedik. Herkes bir dışarı fırladık. Ondan sonra çocuklarla beraber bu yaklaşık 24 Ocak'ta olan depremden daha şiddetliydi. Bana göre yani. Ondan sonra biz çıktık işte sağ sola baktık. Köyün muhtarıyız malum. Gittik ondan sonra ev hasarlı olan arkadaşlar var. Buna çok şükür ediyoruz. Can kaybı olmadığı için. O an canımızı kurtarmaya çalıştık. Başka bir şey aklımıza gelmedi. Şu anda çadır, zaten çadırlar var. Yaklaşık her hanede çadır var. Ondan sonra şu anda çadırda kalıyor çoğu kişi. Nasıl beton arme binalarda ciddi hasar yok ama topraklı evler hepsi bitmiş şu anda. Hepsi oturulmaz halde. Ondan sonra insanlar mağdur. Biraz da gecikti. Malum önümüzde kış var. Bunu bir an önce yetkililer işte bir el atsa, yardımcı olsa fakir fukaraya teşekkür ederiz. Yani devletimiz gereken zaten yapıyor. Allah razı olsun sordular, soruşturdular. Herkes bizi aradı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Karakaş da deprem sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulunduklarını kaydederek evlerin birçoğunun 24 Ocak'taki depremde büyük hasar aldığını anımsattı. 24 Ocak'ta gerçekleşen Pütürge'mizde daha doğrusu Elazığ Sivrice üzerinden Pütürge'mizde ağır hasar çok almıştı. Bugün de saat 21.07 itibariyle ben de daha Malatya'daydım. Malatya'da depremi hissettik. Hemen oradan çıktıktan sonra öncelikle muhtarlarımızı, belediye başkanımızla, kaymakamımızla istişare ederek bütün köylerimize ulaştık. Çok şükür can kaybımız yok. Tek tesellilerinin can kaybı ve yaralı olmaması olduğunu ifade eden Karakaş, evleri ağır hasarlı olan vatandaşlara evlere girmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Çok şükür can kaybımız yok. Tek tesellimiz bu. Vatandaşlarımızın kesinlikle ağır hasarlı evlere girilmemesi. Zaten daha önce 24 Ocak'taki depremden dolayı bütün Pütürge'miz genelinde bütün vatandaşlarımıza çadır verilmişti. İlçe merkezimizde de zaten konteynerler vardı. Bunun ithaben vatandaşlarımızdan ricamız ağır hasarlı olan evlere girilmemesi. Şu an çok şükür yıkım yok, can kaybımız yok ama vatandaşlarımız özellikle şu saat itibariyle çadırlarda kalması. Karakaş ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da deprem sonrası bölgeyle yakından ilgilendiğini ifade ederek depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza, Valimize buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Allah kendilerinden razı olsun, devletimiz var olsun. İnşallah bir an önce daha önce ağır hasar gören evlerimizin de yapılması vatandaşlarımızın tek temennisi bu. İnşallah bunu da hep birlikte el ele verip bunu da atlatacağız inşallah. Geçmiş olsun Pütürge'mize, Malatya'mıza.